Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün pazar günlerden herhangi bir şeyimiz yok. Belime bir kahve aldım müsaade ederseniz. Bir kahve içerek hem sohbet edelim hem de arsa yatırımı nasıl olur? Arsa yatırımına yatırım yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Parayımızı dolandırmamak için ödeme usulleri neler olması gerekiyor şeklinde bir yayın yapmak istiyorum. Belki biraz uzun olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Sizlerin de pazar günü bir kahve aldığını düşünerek müsaade ederseniz sizin de karşınızda arada bir kahvemi içerek de sizin de içtiğinizi düşünerek içmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle arsa yatırımında bir efsane vardır. Yani zamanında şuradan bir arsa alsaydık şimdi köşeydik. Şimdi bu bir şehir efsanesidir. Neden şehir efsanesidir? Evet, Arsa yatırımı iyi bir yatırımdır, güzel bir yatırımdır. Ancak her arsa iyi bir yatırım olmayabilir. Yani evet, bazı insanlar gerçekten turnayı gözünden vuruyorlar. Ancak bazı insanlar Milli Piyango'da kazanıyor, bazı insanlar sayısal loto'da kazanıyor. O insanların kazandığını ve o insanların çok kazandığını düşünerek diğer kaybedenleri hiçbir zaman düşünmüyoruz ve sürekli o kazanana motive olduğumuzdan dolayı bizler de o motivasyonuna gidip Milli Piyango bileti veya sayısal lot alıyoruz. Elbette bir arsa yatırımı bu sayısal loto kadar değildir. Ama bazıları gerçekten sayısal loto kadar şanslı olabiliyor. Mesela bir arsayı iki kişi aynı arsanın bir parsel arkasını diğeri bir parsel önünü alıyor. Halbuki önünü alan kişinin oradan bir otuzluk yol geçiyor çift şeritli ve oranın altına yapılan dükkanlar milyon TL'lik olurken o ana bulvarın bir arkasındaki sokaklar ise onun onda biri, yirmide biri fiyatına düşüyor. Ve o zaman biz o ana bulvardan geçerken keşke şuradan zamanda bir arsa alsaydık da bu dükkanlar bizim olsaydı diyoruz. O sebeple bütün arsa konusunun neyi var neyi yok incini cincini her konusunu her detayını bizler inceleyelim. Ondan sonra tekrar konuşalım tekrar yayınıma hoş geldiniz. Öncelikle Arsayı ne için aldığımıza iyi karar vermemiz lazım. Yani arsayı kısa vadeli böyle çok iyi bir yer mi gördük onu alıp satalım mı? Bizim parasal durumumuzu, parasal ilerideki vadelerimizi o paranın bize yarayıp yaramayacağının bir analizini yapmamız gerekiyor. Ve buna karar veriyoruz. Ondan sonra arsa yarıyoruz. Yani arsanın üzerine ileride müteahhite mi vereceğiz? Müteahhite çok katlı bir arsa mı olsun veya ben buraya bir müstakil ev, veya bir villa tipi bir ev yapayım, böyle bir çiftlik evim olsun şeklinde mi arsa alıyoruz? Öncelikle buna bir karar vermemiz lazım. İkinci olarak bütçe, bütçemize göre ne kadar bütçelik bir pay ayırabiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor. Üçüncü konu olarak ise arsa alacağımız bölgeyi seçmemiz gerekiyor. Akselde arsa alacağımız bölgeyi seçmezsek inanın her yerde arsa satılıyor ve fiyatlarda da her biri borsa gibi iniyor çıkıyor çıkıyor iniyor ve bunların içerisinde kayboluruz ve fiyat analizi de yapamayız ve en sonunda yorgunluktan biz bu arsa işinden vazgeçeriz. O yüzden öncelikle nereden hangi ilçeden hangi mahalleden ne şekilde arsa alacağımıza karar veriyoruz. Bunları verdikten sonra evet orada bir ilan çıkıyor bir özel bir alım satım web sayfasından ve buradaki bilgileri baktığımızda Evet bazı şeyler yazılıyor. Ancak 83 milyon insan var. Orada yazılan her bilgiye inanmamak da gerekiyor. O yüzden orada yazan bilgiler yani nedir? İmar durumu, ee, parselizasyonu, kaks oranları, gabari durumu her neyse tüm bunların detayları evet insanların beyanının elbette doğru olduğunu kabul ediyoruz ama yine de devlet kurumlarından gidip o arsanın ada parsel sorgusunu gabari, kaks ve ticari durumunu hepsini devlet kurumlarından da teyit etmemiz almadan önce gerekiyor. Evet genelde bazen bu yurt dışından beni dinleyen arkadaşlar için falan söylüyorum. Müsaade ederseniz. Afiyet olsun size de. Yurt dışından para göndererek Türkiye'den arsa alınmakta çok ciddi problemlerde yaşanmaktadır. Bazen gerçekten sosyal medyada, ilan sayfalarında veya internette gösterilen arsalarla alakası olmayan arsalar dağın başında herhangi bir Tarlanın bağın üstünde bir arsa da yurt dışındaki insanlarımıza satılıyor. Gerçekten çok ciddi bir şekilde bir herhangi bir çok yakın akraba veya çok yakın bir dostumuza güvenmediğimiz sürece öyle para gönderilip yurt dışından arsa alınmanın ben çok sağlıklı olduğuna bakmıyorum. En fazla bir uçak biletine bakar. Uçakla gelirsiniz, görürsünüz kendi işlemenizi, kendiniz takip eder ve kazıklanmadan alırsınız. Bunlardan en sonuncusu, arsayı bulduk, arsayı gördük beğendik internetten beğendik belediyeden sorgulattık devlet dairelerinden sorgulattık üzerinde bir herhangi bir şer, herhangi bir icra haciz durumu var mı yok mu bunları incelettik her şey temiz çıktı vergi borcu yok haciz yok şer yok evet arsayı da beğendiğimiz ada ve parsel numarasında imar durumu filan her şeyde aynı ve biz bu arsayı almaya karar verdik peki ödeme şekli nasıl olur yani Bazen iyi niyetli iki kişinin iyi niyetinden dolayı birbirine karşı önceden ödemeler yapılabiliyor. Ödemeler yapılıyor. Tapuda farklı işler olabiliyor. Veya siz iyi niyetli önceden ödüyorsunuz. Tapuya gidiyorsunuz. Tapuda bazı sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Yani evet herkes iyi niyetli. Ancak karşılıklı olarak ne o bana güvensin ne ben ona güveneyim. Ben onu tanımıyorum. O beni tanımıyor. Aramızda bir ticari bir ilişkimiz var. En güzel iki tane metot vardır. Bunlardan bir tanesi ya gidersiniz tapuda deftere imza açılmadan önce eğer kullanabiliyorsanız mobil uygulamanından karşıdaki kişiden IBAN numarasını alırsınız. Bir gün önceden ona bir 10 TL yollarsınız. O 10 TL yolladığınız IBAN numarasını orada kaydedersiniz veya kapora verirsiniz. Kapora verdiğiniz zaman onun o IBAN'ını orada kısa yollara kopyalarsınız. Ve hemen orada Tapuya gittiğinizde karşı taraf tam imzayı atmadan önce memur parayı aldınız mı sormadan önce orada zaten 30 saniye bir işlem sürer. Karşı tarafın hesabına gönderirsiniz. Zaten artık IBAN'lar çok hızlı geçiyor. 5 dakikayı bile bulmuyor. 1 dakika 2 dakika içerisinde karşı tarafın hesabına geçiyor. Karşı tarafın hesabına geçer geçmez sıcağı sıcağına orada hemen memurun önünde paranı aldım mı deyince o paramı aldım der. Cep telefonundan bakar ve hemen orada imzalarsınız. Böylece satıcı parasını almış olur siz de malınızı almış olursunuz. Tabi her insan bu mobil uygulamayı o anlık kullanamayabilir. Nakit götürmeyi ben riskli buluyorum. Çünkü nakit götürdüğünüz zaman tapu dairesinde o çok kalabalık bir ortam ve insanlar telaşeli oluyor. İnsanların bu telaşeli ortamında veya heyecanlı ortamında karışık ortamlarda evet gerçekten yan kesicilerin ve dolandırıcıların hedefi haline gelebiliyoruz. Özellikle yaşlı kişiler. O yüzden ben nakit götürmeyi pek uygun görmüyorum. Bir üçüncü yolda değerli arkadaşlar banka veya tapu dairelerinde yapılacak işlemler. Bazen tapu daireleri belli bir ücret karşılığında bir bloke ediyor. Sizin yatırdığınız parayı götürüyorsunuz. Bir gün önceden yatırıyorsunuz tapunun şeyine rehin bölümüne. Siz tapuyu aldıktan sonra tapu da tapu devri gerçekleştikten sonra tapu sahibine parayın parayı onun hesabına aktarıyor. Ancak bu belli bir ücret karşılığında şu an ücretini bilemiyorum. Bunlar bayağı bir değişiyor. Bankalarda da aynı sistem olabiliyor. Tabi bankalarda bundan belli bir ücret al alıyor sizlerden. Ve kahvemizi içerek hem de sohbetimizi yapıyoruz. Ve bankalara bu ücreti verdiğiniz takdirde de bankada tapudan zaten işlemi gördüğü anda tapu sistemine düştüğü anda banka görüyor. Ve devralan tapuyu devralan kişiden devreden kişinin hesabına o parayı bloke ediyor. Bir metot daha şu an aklıma geldi. Onu da sizlere söyleyebilirim. Alıcı ve satıcı birlikte bankaya gidersiniz. Sonuçta bankadaki memur size yalan söyleyecek hali yok. Yani bankada koskoca bir organizasyon. Bankada gittiğiniz zaman alıcı ve satıcı benim burada bir param var. Benim bu parama ben yarın veya şimdi biraz sonra tapuya gidiyorum. Tapuya gittiğim zaman benim bu hesabıma bloke çek hazırlayın. Bloke çek demek yani o anda Hesabınıza bloke koyduruyorsunuz. Siz tapuya gittiğiniz anda hesabınızı kesinlikle oynayamıyorsunuz. Yani o bloke çeki kaldırmadan asla hesabı donduruyorlar. Dondurduktan sonra o çeki alıyorsunuz ve orada memura diyorsunuz ki ben bu arkadaştan şu ada ve şu parsel numaralı yeri ondan alıyorum ve o bankacı o çeki size bloke çeki hazırlıyor ve veriyor. O bloke çekle beraber tabii ben daha devralmadığım için çeki cebime koyuyorum. Tapu'ya birlikte gidiyoruz. Tapu'ya gittiğim zaman alıcı kişiyi imzaladığı anda o imzalarken ben imzalarken hemen çeki o anda alıcıya veriyorum. Daha sonra imzaladıktan sonra zaten o tapu benim üzerime devre olduğu için bankada yapmış olduğumuz anlaşmada o tapu devre benim üzerime olduğu anda o bloke çek o kişiye aktarılıyor. Gayet sorunsuz ve problemsiz bir metot. Şimdi ilan durumlarında arsada baktığımızda imar durumu, ada parsel, kaks, gabari, tapu durumu gibi bazı şeyler var. Bu şeyler dediğim gibi video biraz uzun olduğu için arsa konusu biraz geniş bir konu. Ondan dolayı kahvemizi alıp içiyoruz. Tekrar afiyet olsun çünkü mazur görün boğazımız kuruyor. Evet burada en önemli şey belediyeler. Belediyeler bu arsalar nereden çıkıyor? Belediyeler belediyelerin görevi bir yere herhangi bir araziye yani değeri çok ucuz olan bir araziye Orada oraya imar götürerek, oraya altyapı, yol, su ve elektrik hizmeti götürerek orada diyelim ki metrekaresi 100 lira olan bir arsayı 7 kat, 8 kat değerlendirmektir. Belediyelerin ana görevi budur. Yani rant sağlamaktır ve o arsaları değerlendirmektir. Ve belediyeler basın yoluyla ilan ederler. Bazı belediye mücafir alan içerisindeki yerleri ihale usulüyle satışa çıkarır. Ve belediyede çalışan şehir bölge plancıları ve mimarlar bu bölgeleri, bu kullanılan bölgeleri ada ada yani belli bir adalara bölerler. Yani normal bir tarla bağ bahçeden herkesin yerinden pay alarak yollar, yollar, parklar, yeşil alanlar ada ve içlerinde parsellere bölerler. Ve ada ve parsellerde bundadır. Yani sizin aldığınız bir parsel bir adanın içinde bir parsel olur. Ancak bazen de belediyeler imar yapmadan da yer satabilirler. Bunlar muhtelif görünür. Yani imar durumunda muhtelif. İmar durumunda muhtelif tarla, bağ, bahçe görünen yerlerden belediye henüz oradan yol, park, elektrik gibi ortak kullanım alanlarının, okul alanları gibi alanlarının kullanılmadığı, geçerli olmadığı yerleri kullanıyor demektir. Yani imar durumunda eğer muhtelif yazıyorsa tarla bağ, bahçe tarla bağ, bahçe yazıyorsa imar geçtiği zaman siz bu belediyenin ortak kullanım alanlarına pay vermek zorundasınız. Nereye? Camiye. Nereye? Okula. Nereye? Yeşil alana. Nereye? Parka. Nereye? Yola. Nereye? Kaldırıma. Yani arsanızın bunları her belediye kendisi belirliyor. Bunu bilmek olanaksız. Minimum yüzde %20, maksimum yüzde %60'a kadar yeriniz gider. Yani eğer imar durumu sizin tarla ise, bağ, bahçe ise eğer bir dönüm yer alıyorsanız bunun 200 en az 200 metrekaresi imarda veya en fazla 400 metrekaresi imarda gider. Elinize ya 800 ila 600 metrekare arası bir imarlı parsel kalır. O yüzden tarla, bağ, bahçe veya imar durumunda muhtelif yazan yerler daha uygundur. Peki bazen de imar durumuna baktığımızda villa yazar. Villa nedir? En fazla iki buçuk kat, iki katlı müstakil evlerdir. Buralara siz çok yüksek konutlu, çok yüksek katlı ticari veya mesken yapamazsınız. O yüzden bu imar durumuna iyi bakmanız lazım. Çünkü belediyeden, belediye meclisinden karar o arsa için o şekilde çıkmıştır. Diğer ise ticari konut, ticari veya konut olarak geçer. Belediyeler bazen konut olarak geçirir. Konut olarak geçerse onun kat karşılığına bakarsınız. O arsaya kaç kat yapılabilir? Mesela 5 kat yapılabilir, 3 kat yapılabilir, 10 kat yapılabilir diye. Bir de ticari yapılırsa da nedir? İş hanı olabilir, ofisler olabilir, dükkanlar olabilir veya AVM'ler olabilir. O ticari arsa ise o aldınız. Bazı yerlerde imar durumu ticari artı konut der. Ticari artı konut artık, artık sizin kendinize kalmıştır. Belediye meclisinden oranın imar planı o şekilde geçmiştir. Bunları sonradan sizin düzeltmeniz çok zor. Çünkü siz bunları tekrar düzeltebilmeniz için belediye meclisine teklif gitmesi lazım. Bir belediye üyesinin, belediye encümenin teklif götürmesi lazım. Ve çoğunun onu sağlaması lazım. Ve ondan sonra o imar durumu değişecek ki imar durumu değiştirmek çok zordur. O yüzden baştan almadan önce imar durumunun ne olduğunu ve ihtiyaçlarınızın ne olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ticari artık konut aldığınız bir yerde villa arsası yapabilirsiniz. Sonuçta belirlenen katın altında kalır. Ama bu sefer de ne olur? Etrafınıza çok yüksek katlı binalar yapılır. Siz villa yapmışsınızdır. Aşağıda iki katlı bir katlı bir müstakil bir yerde yani güneşiniz kesilir, manzaranız kesilir. Yaptığınız masrafta size zarar olarak kalmış olur. Çünkü siz de oraya artık mesken veya çok katlı konut yapılıyorsa çok katlı konut yapmak daha mantıklı olur. Oralarda villada kalmak veya müstakil evde kalmak paranızı harcamak olur. Çünkü oraya da bir villa yaptıktan sonra tekrar onu kır, boz, yeniden yap. O işler zordur. O yüzden bunların içerisinde bir de kaks oranı vardır. Kaks oranı nedir? Sizin diyelim ki 500 metrekare bir yeriniz vardır. Kaks oranı 0.6 diyelim. 500.0.6 ha 500'ü 0.6 ile çarpıyorsunuz. Koyacağınız villa veya ticari veya mesken veya konutun taban alanını, o tutturma alanını 300 metreye kadar koyabilirsiniz demektir. Yani 500 metrelik bir parselin 300 metresini o kaks oranı 0.3 ise 0.3 ise 300 metresini koyuyorsunuz. 200 metrede size bahçe veya yeşil alan olarak kalıyor demektir. Son madde arsalarda dikkat etmemiz gereken bir de tapu durumu değerli arkadaşlarım. Tapu durumu nedir? Tapu durumu burada çeşitli şeyler var. Not aldım. Müstakil parsel mi? İfrazlı mı, hisseli mi yani veya tam hisseli mi? Müstakil parsel demek tam hisse demek arkadaşlar. Yani burada bir arsa var artık 300 metrekare midir, 500 metrekare midir, 1000 metrekare midir, 2 dönüm müdür bilmiyorum. Tam hisseli yani 1 bölü 1 hisse ise burası müstakil parseldir. Müstakil parsel arsaları ben mantıklı buluyorum. Çünkü nedir? Karşınızdaki muhatap bir kişidir. O bir kişiyle muhatap olursunuz. Muhatap olunca bir kişiyle anlaştığınız zaman da sonuca ulaşmak daha kolay olur. Ancak bazen de hisseli yerler vardır. Yani 5 dönüm içerisinde 10 tane hissedar vardır ve bu 10 tane hissedarın her birinin 5 dönüm içerisinde yani 5000 metrekarede 500 metrekare yeri vardır. Adam bu 500 metrekare yerini satışa çıkarır. Alınamaz mı? Alınır. Ama zorluklarını bilerek fiyatını ona göre aldıktan sonra sorun yok. Yani siz müstakil parsel alıyorum mantığıyla gidip bir hisseli arsa almayla Hisseli arsa almayı, almayı bilerekten almak arasında fark var. Alınmaz değil. Müstakil parselde alınır, hisseli de alınır. Ancak hisseli aldığınız zaman 5 dönüm yerden ben 500 metrekare herhangi bir yer alıyorum. Yani paylaşılmamış, ne olduğunu bilmiyorum. Eğer diğer o hissedarlar kendi aralarında bir paylaşmadılarsa veya bir yeri bölünmedilerse bu tamamen 5000 metrekare içerisinde 500 metrekare sizindir. Peki bunun ikinci zorluğu nedir? İkinci zorluğu buradaki o 10 tane hissedarın ortak kararı olmadan oraya herhangi bir şey yaptıramazsınız. Evet, sizin orada almış olduğunuz 500 metrekare yer sizindir, bakidir ama o 10 tane adamın 9 tanesi bir şey herhangi bir şey ev yapılacak, arsa yapılacak, herhangi bir şey yapılacak. Okey dese bile bir kişi hayır dese o arsa boş kalır. Herkesin hemfikir olması gerekiyor. Hisseli arsanın sıkıntısı budur. Bir de ifrazlı vardır. İfrazlı ise biraz daha karışık bir konu. Diyelim ki benim 5 dönüm bir arsam var. Çok da güzel bir yerde. Bu 5 dönüm yer 25 milyon TL yapıyor. Takdir edersiniz ki 83 milyon insanın kaç tanesi 25 milyon TL'yi şak kadanak çıkarıp bir arsa alabilecek gücü var. Bu yok. Peki bu olmadığı zaman o zaman ne yapıyorum? Ben bu 5 dönümü diyorum ki arkadaş bir dönümünü bunun parselizasyonuna getiriyorum. Parselizasyonuna götüreyim bir dönümünü yani 5 dönümünü 25 milyona satıyorsam Bir dönüm yapayım ben burayı bir, e, Burayı 5 milyona satayım böylece müşteri profilimi genişleteyim ve satayım Veya arsanın tamamını satmak istemiyorum da Benim belli bir miktar paraya ihtiyacım var Geniş de bir arsam var bu geniş arsamın Bir kısmını satayım buradan kendime sermaye elde edeyim Ancak bu da böyle ben istiyorum diye emekle de olmaz ifrazı kabul ettirebilmeniz için Sizin yine bir teklifle belediyeye gitmeniz gerekiyor. Belediyeye gittikten sonra bir belediye üyesi veya encümeni bunu belediye meclisine teklif olarak sunuyor. Ve belediye bunu teklif olarak sunduktan sonra belediye genel kurulu toplandığında bunu kabul edip onaylaması gerekiyor. Onayladıktan sonra sizin arsanızın geniş bir arsaysa ki bunun oranları falan değişiyor. Şehir plancıları ve mimarlar daha iyi biliyor. Belli bir payını parsel olarak ayırabiliyor bunu da satışa sunabiliyor. Buna ifrazlı deniyor. Ancak ifraz işlemi bitmiş arsalarda satın almada çok sorun olmaz tapu durumunda. Ama tapu durumunda evet adam daha ifraza gitmemiş. Ben 1000 metrekareyi satıyorum şeklinde ilanlar da olabilir. Bu ilanları gördüğünüz zaman hemen şak kadına gidip almak yerine bu süreci yaşamanız gerektiğini, oradaki arsa sahibiyle beraber belediyeye gitmeniz ve bir süreç gerektirdiğini ve oradaki parselizasyonun yapılması gerektiğini de unutmamanız gerekiyor. Şimdi sizlere teknoloji çok gelişti. Aşırı gelişti. Bu aşırı geliştiğinden dolayı da herhangi bir arsaya bakmadan önce illa bir aracıyla beraber arsaya gidip görmemiz gerekiyor. Ancak gitmeden önce Dijital ortamda arsa nasıl görünür onu ben size bir göstermek istiyorum. Ondan sonra tekrar dönüp sohbetimize devam edelim. İlan sitesinde görüyoruz diyor ki mesela İncek'te Anabuluvara cephe çip cepheli satılık harika arsa 2 milyon 980 bin lira diyor. Burada baktığımızda ilan numarası emlak tipi satılık arsa deniyor ve imar durumu bakın arkadaşlar burada konut diyor. Konut yapımına uygun yani imar şekli belediyeden Gölbaşı Belediyesi'nden konut şeklinde geçmiş. Metre karesi. 1235 metrekare yani bir dönümün biraz üzerinde 3 milyon TL. Metrekare fiyatı ise 2413 TL. Ada numarası 150, parsel numarası 9, kaksı 040, gabarisi belirtilmemiş. Tapu durumu ise müstakil parsel. Şimdi burada inceye seçiyorum. Ada 150, parsel numarama bakıyorum. Burada gördüğüm ada 150 parsel 9. Hemen sorgulamamı yapıyorum. 9 numaralı. Evet burada çıkıyor. Şimdi bunu Mouse'un üzerindeki yuvarlak topla yukarı aşağı yaparak uzaklaştırıyorum ve indiriyorum. Gördüğünüz gibi burada bir Turgut Özal buluvarı var. E ben burayı evet şurayı görmek istiyorum. 159 bir ada. Bunun üzerine tıkladığınızda buradan hemen adanın tapu kadastrodan öz nitelik bilgisi geliyor. Ancak tapu kadastrodaki bu, software'daki uygulama yine bazen güncellenmemiş olabilir. Yine de en son bilgileri resmi kurumlardan bizim teyit etmemiz gerekiyor. Gölbaşı Belediyesi'nden gidip bu arsaya bakmamız gerekiyor. Peki ben bu arsayı görmek istiyorum. O zaman ben ne yapıyorum? Finans sohbet olarak Google Earth'ü kullanıyorum. Bakın Google örtü açıyorum. Google Earth'ü kullanmak kullanmayı bilmeyenler için bu ücretsiz şeyler bunlar. Bakın şurada Google örtü başlat deniyor. Ve Google Earth'ü başlattığım zaman yüklenmeye başlıyor. Hemen şu Tavuk Adastro Genel Müdürlüğü'ne bakıyorum ben. Ankara Gölbaşı Turgut Özal Bulvarı ve Çevik Sokak. Hemen orayı kafama yazıyorum. Google Earth yüklenir yüklenmez. Bu Tapu Kadastro'da bulmuş olduğum adresi Google Earth'e yazıyorum. Google Earth yükleniyor. Şurada bir arama çubuğu var arkadaşlar görüyorsunuz. Ben buraya diyorum ki Turgut Özal Bulvarı. Bakın şurada çıktı hemen. İncek Turgut Özal Bulvarı. Hemen şu şekilde bir gidiyorum. Turgut Özal Bulvarı'nı buldum. Nereyle kesiyordu bu? Çevik Sokak. Hemen bunun devamına şuradan Çevik Sokak yazıyorum. Balkan Sokak yerine. Çevik Sokak Enter ve Turgut Özel Bulvarı Çevik Sokak beni getirdi. Şimdi şuradan yukarıdan bakıyorum. Tapu Kadastro'daki arsaya bakıyorum. Bakın şu arsanın hemen yanı. Şurası yani şu arsanın hemen yanı. Hemen şuradaki adamı tutuyorum ben. Şu adamı tuttuğum anda bakın yollar yeşil oluyor. Şu yolun olduğu yere bırakıyorum. Bıraktığım anda beni Google Earth indiriyor. Arsanın yanına kadar beni getiriyor. Ve kafamı şöyle çevirdiğim zaman sağa doğru gördüğüm gibi şu karşımda görmüş olduğunuz terlerle çevrili olan arsa satılık Ankara Gölbaşı'nda. Evet değerli arkadaşlarım. Yani artık komisyoncu elbette yine de sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla bazı uygulamaları kullanarak oturduğumuz yerde sandalyemizde kahvemizi içerek arsamızı görüyoruz, inceliyoruz, bakıyoruz. Ancak yine de en son yine de karşılıklı olarak alıcı satıcı karşılıklı gelecek. Komisyoncu arkadaş bize yardımcı olacak. Yine tapu durumundan dediğim gibi imar durumlarını ve tapu durumlarını kontrol etmeden en son bilgiyi almadan en son bilgiyi belediyeden öğreniyorsunuz. Çünkü arsa işinde gerçekten çok fazla katakulli oluyor. O yüzden benim sizlere bu arsa ve gayrimenkul işlerinde başıma gelen olayları anlattığım şu sol üst köşede yayınlamış olduğum gayrimenkul dolandırıcılarından nasıl kurtuldum? Bunun birincisini yayınlıyorum. Bunun hemen devamında da ikincisi de var. Bunu eğer vaktiniz varsa pazar günü kahvemizde aldık. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. İyi pazarlar diliyorum. İyi bir hafta olsun ülkemiz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a